Şimdi soruyoruz. Yaklaşık bir hafta önce sosyal medyadan takip ettiğimiz üzere Elazığ'dan Tunceli'ye giriş yapan bir otomobilde Luna adlı bir köpeğin uyuşturucu ticaretine engel olduğuna hepimiz şahit olduk. Bunun yanı sıra depremde birçok köpeğin, birçok insanın hayatına dokunduğunu ve kurtardığına da şahit olduk. Hayatımızın her alanına dokunan, gözlerinin içine baktığımız köpeklerin katledilmesine, barınak denilen cezaevlerinde sahiplendirilmezse uyutulacak tabirlerine nasıl müsaade edeceğiz? Yaban hayatı ve insanlar arasında bariyer olan sokak hayvanlarının yok edilmesini, yaban hayatının şehirlere kayması ve ekolojik dengenin bozulmasına neden olacağını öngören görüşler neden göz ardı ediliyor? 4 milyon olarak açıklanan tüm sahipsiz köpekler için nitelikli yaşam alanı nasıl sağlanacaktır? Ya da nitelikli yaşam alanı olarak bahsettikleri alandan kastettikleri nedir? Yıllardır ismini hak etmeyen 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat ilkesini temel alan 6. maddesini uygulamayan, görevini üstlenmeyen, sokak hayvanları için ayrılan bütçenin sokak hayvanları dışında başka yerlere kullanan belediye ve ilgili kurumların sorumsuzluğunu, bedelini, sokak hayvanlarının ödemesine müsaade mi edeceğiz? Yaşadığımız coğrafyada ebeveynlerimiz önce bizlere kahvaltı ya da yemek hazırlarken aynı anda bu sokaktaki hayvanlara da her evde en az bir ama birden çok sokak hayvanının olduğu hayvanlara yemeklerini hazırlıyorlardı. Şimdi bizim ilimizde bile belki hayvan popülasyonunun en yüksek olduğu illerden biri olmamıza rağmen 5-6 eve bir hayvan bile düşmüyor. Biz bu sokaktaki hayvanlarımızı bugüne kadar böyle besleyip onlarla birlikte yaşamayı öğrendik. Bir yasa çıkartıyorlar, bir sorumluluk yüklüyorlar. Sorumluluk sahibinin haberi yok. Barınaktan söz ediyorlar, ülkelerinde barınak olup olmadığından haberleri yok. Sadece el kaldır, el indirle bir yasa çıkarıldı. Ülkenin koşulları, sokakların koşulları, insanların koşulları ve oradaki bu dilsiz yavruların, bu dilsiz dostlarımızın koşulları hiç düşünülmeden bu yasa çıkarılmıştır. Eğer onların dili ve savunma gücü olsaydı eminim bize muhtaç olmayacaklardı. Ama maalesef onlar dilsiz ve biz onların bir can olduğunu, kendi canımız gibi bir can olduğunu biliyoruz. Ve bu yasa çıkmış olsa bile biz Ovacık Belediyesi olarak sonuna kadar onları kısırlaştırıp, yaşatıp, sokakta birlikte yaşamayı öğreneceğimiz bir ilkeyi benimsiyoruz. Biz bu yasayı istemiyoruz, karşı çıkıyoruz. Biz ölüme karşı yaşamı savunuyoruz. Yaşam doğasıyla, hayvanıyla, insanıyla bir bütündür. Dağdaki keklik de, dağdaki keçi de bizim için kutsaldır. Bir köpeğin canı da bizim için kutsaldır. Biz ölümü savunmuyoruz, tersine yaşamı savunanlardanız. Yasaya inat, öldürme, yaşat. Yasaya İnat, öldürme, yaşat.